Merhaba, nasılsınız? Ne zamandır yoktum? Sanırım kanalı çok boş bıraktım. Gündemden de uzaktım açıkçası. Biraz kafamı dinledim. Her neyse, bugün gündemde ne var dersiniz? Kılıçdaroğlu yaptığı bir konuşmada seçimi hile hurdayla aldılar sözlerini söyledi. Buna geleceğim. Ancak önce şunu belirtmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, 2017 referandumundan sonra Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı. YSK hile yaptı. Aslında referandumda hayır çıktı ama hile yapıldı dedi. E ne oldu? Hiçbir yere varamadı. 2018 seçiminden önce tweet attı. Seçimi hileli yollarla kazanacağını zannediyor. Hile izin vermeyeceğiz. Sel gibi akacağız ve sandıklarda kazanacağız dedi. Ama sonrası bildiğiniz gibi. Şimdi 2023 yılındayız. Yine seçimde hile yapıldığı iddia ediliyor. Ancak ne hikmetse bu seçimden 3 ay sonra açıklanıyor. Şimdi farz edelim ki iktidar gerçekten hile yapıyor olsun. Ya arkadaş sen kaç yıldır ana muhalefetin başındasın? Hiç mi ders almadın? Hiç mi önlem almadın? Tamam onlar oy çalıyor. Ya senin elin armut mu topluyor? Onlarca sandığa gözlemci göndermediniz. Binlerce insan gönüllü olmak için yalvarmasına rağmen çoğuna geri dönüş bile yapılmadı. Tamam. Onlar propaganda yapıyorken hile yapıyor olsunlar. Senin elin yine armut topluyor. Karşılarına çıkıp yalan anlayamıyor musun? Zaten bilinen sorunlara nasıl 6 yıl boyunca hazırlanmadın? Hadi bu seçimde adil değil diyelim madem. Neden bu kadar süre boyunca gerekeni yapmadın? İktidar hile yapıyorsa yaptırmamak yine muhalefetin elinde. Her sandığa sahip çıkma hakkı ve bunları takip etme hakkı size de veriliyor. Ve siz bunu beceremiyorsanız bunun suçlusu ve sorumlusu yine sizsiniz. Ya cidden Atatürk'ü bile AKP'ye kaptırdınız. Vallahi AKP bile Atatürk'ü sizden çok savunuyor şu anda. Düştüğünüz bu durumun farkında mısınız bilmiyorum. Seçimde hile vardır yoktur onu da bilmiyorum. Ancak cidden o kadar da önemli değil. Çünkü kaybettiğin hile var diyelim ki ve hiç olmadı diyelim. Yine kaybederdim biliyor musun? Buna adım kadar eminim. Şimdi size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasını dinleteceğim. Hazır mısınız? Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu? Tabii onu da bilmiyorum. Tanıdık geldi mi? Yanılmıyorsam bir iki önceki videomda söylediklerimin aynısını söylemiş ve şunu soracağım. Arkadaşlar haksız mı? Bu cümlelerden herhangi birine itirazı olan var mı? Bu adamın milliyetçilik kartını ikinci tura saklayalım kafasıyla seçimlere girdiğini reddeden var mı cidden? Ülkenin onca sorununa rağmen Kavala ve demir Demirtaş ağzından düşürmeyen, durduk yere başörtü sorununu gündeme getiren bir adamı hala destekleyecek misiniz? Neyse arkadaşlar bu konuyu kısa bir şekilde kapatalım çünkü çok konuşuruz. İkinci olayımıza geçelim. Önce videoyu izleyelim sonra da yorumlayalım.

Gördüğünüz üzere bir hanımefendi oldukça entelektüel, üstün zekalı bir beyefendiyle birlikte olmayı tercih etmiş ve arabada giderken erkek arkadaşının boğazına satır dayamasına müsaade etmiş. Şimdi lütfen dediklerimi yanlış anlamayın. Ama insanların tercihleri bu kadar aptalca olmak zorunda mı? Tamam. Kadınların bir yere kadar hipergamik olmasını anlayabiliyorum. Tamam. Bir yere kadar kadınların şiddete ilgi duymasını da anlayabiliyorum. Sonuçta cinsel dürtüler pek sonradan kazanılan şeyler değil bence. Ama saygı değer hanımefendiler, hanımefendiler. Bu tercihleri yapmanız, bu insanlarla isteye isteye birlikte olmanız nedir ya? Bu video üzerinde konuşmuyorum bu arada tehlikeli ve hiçbir işe yaramayan insanlarla birlikte olmanız ne kadar absürt bunun farkında mısınız? Bu kötü erkek sevdası yüzünden bir nevi böyle davarlara siz yüz veriyorsunuz bunun da farkında mısınız? Evet şiddete ilgi duymanız erkeklerin daha da davarlaşmasına sebep oluyor. Ben buna rağmen düzeni uymayı reddediyorum bu arada. Kabul etmiyorum ben etmeyeceğim. Ama genel algıya baktığımız zaman özellikle son yıllarda magandaların ve davarların sayısında çok ciddi bir artış var. Ve üzgünüm bunu siz yapıyorsunuz. Bu insanların değerini arttırarak bunu kendiniz yapıyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Altına değer eğer yüklenmeseydi ne olurdu? Para birimi olarak altına alternatif bir şey olmuş olsa ve altın insan tarafından değer atfedilmiş bir maden olmasa. Günümüzde böyle olmazdı değil mi? Yani insanlığın bir şeye verdiği değer onun daha da değerlenmesine, daha da çoğalmasına sebep olabiliyor. Siz de magandaları ilgi duyarak, magandaları seçerek hem erkeklerin bu yöne eğilmesine sebep oluyorsunuz hem de üzülerek söylüyorum ki bu seçimlerinizin kurbanı olabiliyorsunuz. Ben her türlü şiddetin sonuna kadar karşısındayım. Şiddete uğrayan düşmanın bile olsa üzülebilirim. O kadar da üfke yürekliyim. Ama lütfen bunu yapmayın. Birlikte olduğunuz insana çok dikkat edin. Hadi size gerçek yüzünü göstermedi. Siz de geçmişini, çevresini araştırmadan birlikte olmayı kabul ettiniz ve sıkıntıları olduğunu sonradan fark ettiniz. Kimse sizi o ilişkide zorla tutmuyor. Ha tutuyorlarsa da polise gidin, emniyete girin, kamuoyu oluşturun, tweet atın. Emin olun ki halk sizin arkanızda olacak. Ama bu insanlarla birlikte olmaya devam edip kendinize zarar vermeyin. Zarar verilmesine de müsaade etmeyin. Doğanızın hipergamik olmasını anlayabiliyoruz dediğim gibi ama göz göre göre bu güç düşkünlüğünün kontrolünü kaybetmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Bir sorun olmazsa yarın tekrar görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.